Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Kehf suresi ayet 24. Ancak Allah dilerse yaparım de. Bir şeyi unuttuğun zaman da Rabbini zikret. Umarım Rabbim beni bundan daha doğrusuna ve daha iyisine iletir de. Bu sure malum Ashab-ı Kehf'le indirilen mesela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir grup Yahudiler gelirler, Ashab-ı Kehf'ten sorarlar. O da onlara der ki, yarın da size bunun sohbetini edeyim, sorunuza cevap vereyim. Öyle söyleyince ertesi gün bir rivayette kesilir vahiy. 15 gün kadar vahiy gelmez. Müşrikler, Yahudiler o gün için başlarlar alay etmeye. Muhammed'i Rabbisi unuttu der. Sonra da bununla alakalı Cenab-ı Hak yine ayeti kerime gönderir. O onu unutmadı diye. Cevap verir. Cenab-ı Hak vahyin musluğunu açınca İlk önce de müşriklere cevap veririz. Rabbi onu unutmadı diye. Tabi burada bununla alakalı bütün müfessirler, tefsirciler değişik, müteşabih bir mesele, değişik görüşler sunmuş. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayet-i kerimenin başlangıcıyla alakalı. Bir şeye azmettiğinde inşallah Allah izin verirse, Allah bu noktada müsaade ederse dediye inşallah sözünü bu noktada öne koymuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki Süleyman aleyhisselam bir gün kendi kendisine niyet etti. Dedi ki bugün bütün eşlerimi dolaşacağım bir gecede. Ve hepsinden de birer erkek evlat olacak. Ve hepsi de bu birer erkek evlatla Allah yolunda cihad edecek bir bölük kuracağım dedi. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri naklediyor. Ve ona kral diye geçiyor hadislerin bazı metinlerinde. Kral ona dedi ki hani buna inşallah demedin sen. Ve Hazreti Süleyman bir rivayette 70, bir rivayette 90, bir rivayette 100 eşi var. Bir gecede hepsinde dolaşıyor. Hepsi de hamile kalıyor. Hepsi de doğum yapıyor erkek çocuk olarak. Bir rivayette de hepsi de dolaşıyor. Hepsi de hamile kalıyor. Bir tanesi doğum yapıyor. O doğum yapan da yarım bir erkek çocuk. Rivayette böyle var. Yani tam kemale ermemiş. Tam olgunlaşmamış, tam meydana gelmemiş bir erkek çocuk doğuruyor. Ve inşallah demedi diye bunun böyle tecelli ettiğini söylüyor. İnşallah demedi diye. İnşallah bu manada aynı şekilde de Allah'ı zikir. Bir söz verdiğinizde bir sözünüzü yerine getirmek için, bir yere gitmek için inşallah demeyi unutmayın. Tabi Hazreti Mevlana Mesnevisinde nice inşallah demeyenler vardır ki onlar inşallahın canı olmuşlardır, özü olmuşlardır. Onlar inşallah dememelerine bakmayın der ama biz sakın kendimizi onlardan görmeyelim. Onlar da kimlerdir? Allah'ın öyle kulları vardır ki o kullar bir şey yapacağım dediğinde Cenab-ı Hak onları yaratır. Hadis-i kutsi var bu noktada. O kullar ol dediğinde Cenab-ı Hak onları oldurur. Biz kendimizi onlardan görmeyelim, öyle inşallah demeyenlerden olmayalım.
kendimizi o naz niyaz noktasına atmayalım inşallah. Böyle şatahat noktasına atanlardan olmayalım. Asla kendinizi şatahata atmayın. Şaka dahi olsa. Bakın şaka dahi olsa. Dervişliğinizi kullanmayın bu noktada. Şaka dahi olsa. Ve o kimse yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Süleyman Aleyhisselam. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ile alakalıysa bu mesele, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini ilgilendiriyor. Ama bunu ben kendimce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerinden olduğuna inanmıyorum. Çünkü heva ve hevesinden yapmadı. Hiçbir şeyi eksik noksan yapmadı. Hiçbir eksiklik ve noksanlık onun üzerinde zuhur etmedi. O zahir ve batın olarak Allah'ın sıfatlarının tecelli ettiği noktada. Bu noktada diyebiliriz ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sıfat açısından Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarının üzerinde tecelli ettiği yegane varlık. Bütün sıfatlarının kemal noktasında tecelli ettiği yegane varlık. O yüzden onun için unutmak söz konusu değil. Bakın unutmak söz konusu değil. Ben kendi nefsimde bunu böyle yorumluyorum. Bu Allah alem Kehf suresinde Süleyman Aleyhisselam'la alakalı bir kıssa olarak geçmiş olabilir. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bu inşallah'la alakalı Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını anlatır bize. Hadis-i şerifte. Bu inşallah'la alakalı anlatır bir de. O zaman bu bizler içindir. Ümmet bir söz vereceğinde inşallah diyecek. Yani sözünün cümlenin sonunda sözünü bitirirken Allah'ın zikriyle bitirecek. İnşallah demek Allah izin verirse demek. Sözünün sonuna Allah'ın zikrini koyacak. Devam ediyor. Unuttuğun zaman da Rabbini zikret. Eğer bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ithaf olunacak bir şey değil çünkü ayet-i kerimenin gerisi. Unuttuğunda Rabbini zikret. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerine atfedilecek bir şey değil. Unutmak bu noktada kime? Adem Aleyhisselam'a münhasır oldu. Unuttu. Unutarak da ne yaptı? Gitti meyveyi yedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu da kurtardı. Ne dedi? Unuttuklarınızdan sorumlu değilsiniz. Tabiri caizse Adem Aleyhisselam'ı ipten aldı. Hazreti Adem çünkü unutmuştu. Geçmiş peygamberlerin üzerinde küçük eksiklikler, noksanlıklar zuhur etti. Adem Aleyhisselam'ın unutaraktan Cenab-ı Hakk'ın yaklaşma dediği yöne, veçeye, noktaya yaklaşması gibi. Aynı şekilde Süleyman Aleyhisselam'ın da inşallah sözünü İnşallah demeyi unutması gibi. İnşallah demediğinden dolayı o niyet ettiği şey oluşmadı. Ve Cenab-ı Hak burada ikaz ediyor. Unuttuğunuz zaman Allah'ı zikredin. Unuttuğunuz zaman. O zaman hepimizin başında böyle bir sıkıntı gelebilir. Hepimiz bir ismi unutabiliriz. Bir olayı unutabiliriz. Bir şeyi unutabiliriz. Biz unuttuğumuz şey neyse o esnada hatırımıza gelmiyorsa biz Allah'ı zikredip o şeyi hatırlamamıza Allah'tan yardım dileyebiliriz. Çünkü umarım Rabbim beni bundan daha doğrusuna ve daha iyisine iletir de. Yani sonuçta Cenab-ı Hak muhakkak ki o unuttuğunu sana hatırlatacaktır. Muhakkak ki o senin gaflete düştüğünde inşallah demediğinde gaflete düştüğünde, bir şey hatırına gelmediğinde Allah'ı zikredersen Cenab-ı Hak o unuttuğunu, o hatırına gelmediğini sana hatırlatacak. Sana bilginin doğrusunu, sana ilmin hakikatini senin kalbine indirecek. Sen o doğruyla hemhal olacaksın.
O doğruyu öğreneceksin. O zaman unuttuğunda, gaflete düştüğünde, bir şeyi hatırlayamadığında veya o esnada besmele çekmen gerekirken besmele çekmemenle. Yemeye başladı, besmele çekmesi gerekiyor. Sufi besmelesiz bir işe başlamaz. Yemekti, içmekti, hareket etmekti, arabayı çalıştırmaktı, yatmaktı, kalkmaktı. Her fiiliyat değiştiğinde, her fiiliyat değiştiğinde muhakkak besmele çeker. Muhakkak. Her fiiliyatı değiştiğinde, her fiiliyat değiştirdiğinde besmele çeker. Unuttu. İşte ayet-i kerime diyor ki, unuttuğunda Rabbini zikret. Başlangıçta sen besmele çekmeyi unuttuydun. Ortasında Bismillahirrahmanirrahim evveli ve ahiri de. Cenab-ı Hak kabul edecek. Sen nerede besmele çekmen gerekirken unuttuysan aklına geldiğinde sen besmeleyi çek. Nerede inşallah demeyi unuttuysan aklına geldiğinde inşallah de. Nerede unuttuysan, nerede hatırına gelmediyse, böyle bir şatahat yaptıysan, böyle bir şatafata düştüysen, böyle bir eksikliğe, yanlışlığa, gösterişe düştüysen, kendi kendine ben oldum, erdim, erginleştim, ben de inşallahın canı oldum dediysen, sen inşallah de, burnun sürtülmesin. Sen inşallah demekten vazgeçme. Cenab-ı Hakk'ı her daim, her işinde, her fiiliyatında zikret. Cenab-ı Hak onu bereketlendirsin. Cenab-ı Hak ona lütfetsin, ikram etsin. Cenab-ı Hak onu fazlalaştırsın. Cenab-ı Hak onu yetiştirsin. Cenab-ı Hak onu ne yapsın? Sana en güzel, en doğru, en tatlı şekli hale getirsin. Asla besmeleyi unutma. Ve unuttuysan da geriye dönük besmeleni de inşallahında zikrini de terk etme. Dersi de çekmediysen, dersini de çekmediysen, hatırladığında dersini çek. Namazı kılmadıysan, unuttuysan, hatırladığında namazını kıl. Orucu unuttuysan, hatırladığında orucunu tut. Orucunu tut. Bir ibadeti yerine getirmekte unuttuysan, hatırladığında onu yerine getir. İster üstünden bir sene geçsin, ister beş sene geçsin. Bir söz vermişsin. Söz verdiğinde inşallah de. İnşallah dediğinde o sözü 5 yılda geçse üzerinde yerine getir. 10 yılda geçse o sözünü yerine getir. 20 yılda geçse o sözünü yerine getir. Asla gaflete düşme. Asla şeytanın aldatmasına düşme. Bununla alakalı yine hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin unutmadığıyla alakalı bir ayeti kerimede ne? Kehf suresi ayet 63. Bunu kim söylüyor? Musa aleyhisselamın yanındaki yardımcısı. Musa aleyhisselamın kıssasında geçiyor bu. Musa aleyhisselamın kıssasında ne var? Yanındaki yardımcısı kurutulmuş balıklar canlanıp denize hopladığında Musa'ya haber verecekti. Diyecekti ki ya Musa balıklar şurada canlandı. Ama Musa aleyhisselamın yanındaki o yardımcısı bunu unuttu. Balıklar canlanıp onun heybesinden, onun çıkısından, onun çuvalından, onun sepetinden denize doğru atlayınca bu onu Musa'ya söylemeyi unuttu. Oysa Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama bunu vahyetmişti. Demişti ki sen yanına kurutulmuş balık al. Ne zaman o kurutulmuş balık denizin kenarında yürürken canlandı ve kendisini denize attı. İşte orada benim bir kulum vardır. O senin ilminden farklı bir ilim sahibidir. Musa aleyhisselam şatahat yapmıştı çünkü. Kavminden ona birileri sormuştu. Senden daha alim bir kimse var mı? Yok demişti. Sakın kendini üstün görme.
Sakın kendinden daha üstün bir kimse yokmuş diye düşünme. Sakın kendi kendine ben zamanın kutbul azamıyım. Yok ben kutbul arifinim. Yok ben zamanın ariflerinden oldum. Yok ben bu dergahın halifesiyim. Yok ben burada oldum, bittim, uçtum. Yok ben şöyleyim. Sakın deme. Şataat yapma. Kulluk yap. Tevazu ehli ol. Bak Musa aleyhisselam benden daha başka bir alim bir zatın olduğunu zannetmiyorum dedi. Cenab-ı Hakk'ın bu hemen taaccubuna gitti. Dedi ki yanıldın ya Musa. Ya senden daha alim bir kulum var. Nerede ya Rabbi? Ben onu gidip görmek, tanımak isterim. Dedi ki denizin kenarında filanca yere git. Yanına kurutulmuş bir balık al. Her şey bakın ne? İşaret. Her şey manevi işaretlerin üzerinden yürür. Her şey manevi rumuzlarla yürür maneviyatta. Manevi rumuz. Ona dedi ki yanına iki tane balık al kurutulmuş. Ne zaman o iki tane balık canlandı? İşte orada benim dedi senin o beğenmediğin ama benim indimde kıymetli olan. Sen kendince kendi kendine ilim sahibi gördün ama senden daha alim bir kimse. Hikmet ehli. Bir kulun var dedi. Orada var. Musa aleyhisselam onu tanımaya gitti. Yanındaki yardımcısına dedi ki aman ha balıkların gözün balıklarda olsun. Bunlar canlanıp suya atladığında bana haber ver. Yanındaki yardımcısı balık canlanır mı demedi. Kurutulmuş balık denize gider mi diye itiraz etmedi. Şek şüpheye düşmedi. Ulan böyle şey mi olurmuş bunlar uçmuş kafayı kırmış demedi. Ulan hadi bu ihtiyarlamış bunak bu adam demedi. Dikkat edin. İşi matematiğine vurmadı. Kurumuş balık canlanır mı diye sormadı. Kurutulmuş, tuzlanmış balık canlanır mı diye düşünmedi hiç. Yürüdüler beraber. Yürürlerken, sohbet ederken unuttu yardımcısı balıkların canlandığını. İşte Kehf suresinde ayet 63'te diyor ki şeytandan başkası unutturmadı onu bana. Unutturan neymiş? Şeytan. O zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin inşallah demeyi unutması mümkün değil. Onu bazı tefsirciler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri inşallah demeyi unuttuğu için diye tefsir ediyorlar. Bunu bu fakir kabul etmiyor. Bunu bu fakir kabul etmiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri unutmadı hiç. Eğer burada unuttu kapısını açanlar ama içinden iğneli ama değil. Ama mahsus böyle bu noktada işi irdeliyorlar. Yani ne demek bir şeyi unutursa bir ayet-i kerimeyi de unutabilir. Bir kimse bir şeyi unutursa başka bir şey de unutur. Bunu unutmayın. Ben bazen derim ya adam bir sefer terk ederse bir daha terk eder. Adam gitti mi bir daha gider. Senin karşına bir kadın çıktı sana bir hakaret etti mi ikincisini de der. Bir erkek bir kadına hakaret etti mi ikincisini de der. Bir çocuk babasına bir itiraz etti mi ikincisine de der. Eder. Etmeyeceğim deme dediğine bakma. Sen kendi iç aleminde ikinciyi de bekle. İşini ona göre tut. İşini ona göre tut. Bir sefer aldattı mı seni aldattı. İkinciyi de aldatır. İşini ona göre tut.
O yüzden bir sefer unuttu. Ha bin sefer unuttu, ha bir sefer unuttu. Onda unutma var. Adem aleyhisselam unuttu. Süleyman aleyhisselam unuttu. Musa aleyhisselamın yanındaki unuttu. Unuttu. O zaman ayeti kerimede diyor ki Kehf suresi ayet 63. Şeytandan başkası unutturmadı onu bana. O zaman bize bir şeyi unutturan şeytan. Musa aleyhisselamın yanındaki yardımcısına unutturduysa hepimize haydaylı unutturur. Unutturur. Ama bu unutma. O zaman Kehf suresi ayet 24'teki unuttuğun zaman Rabbini zikret emri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine işaret değil. O zaman unutturan bizde ne? Şeytan. Şeytan. Şeytan bizde ne yapar? Gaflet ettirir. Heva hevese uydurur. Kalbimize yerleşir, oturur. Kalbimize yerleşip oturunca bildiğimizi unutturur. Kalbimize gelir, yerleşir, oturur. Allah'ın emirlerini unutturur. Allah'ın yasaklarını unutturur. Hazreti Allah sevgisini unutturur. Hazreti Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini, bizim üzerimizdeki lütfunu ve ikramını unutturur. Unutturur. Biz zikrullahı bırakırsak şeytan gelir oturur. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki şeytan sizin kalbinizin kapısında bekler. Ne zaman ki zikrullahı terk ettiniz o girer. Kim zikrullahı terk ederse kalbine yerleşecek olan şeytandır. Ve şeytan kalbe yerleşirken de unutan, gaflete düşen kalbe yerleşir. Unutan, gaflete düşen kalbe yerleşir. Ve o kalbe yerleşirse senin dilinden haram, gözünden haram, elinden haram, ayağından haram, ağzalarından haram, her yerinden haram çıkar. Her yerinden isyan çıkar. Bir kimsenin kalbinde Allah'ın zikri varken dilinden haram çıkmaz. Bir kimsenin kalbinde Allah'ın zikri oturmuş iken gözünden, kulağından, elinden, ayağından haram çıkmaz. Ve kalbi bu noktada tutan, kalbi bu noktada diri, her daim diri tutan Allah'ın zikridir. Ey ashabım, size ölü ile diri arasındaki farkı söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Allah'ı zikredenler diri, Allah'ı zikretmeyi bırakanlar ölü gibidir. Kimin kalbinde zikrullah var ise o unutmaz. Kimin kalbi zikrullah ile süslü ise o gaflete düşmez. Kimin kalbinde zikrullah var ise onun dilinde haram yoktur. Dilde haram varsa bilin ki kalpte zikrullah pılısını pırtısını toplamış çekmiş gitmiş. Allah'ın zikri fesadın içinde olmaz. Allah'ın zikri fitnenin nifakın içerisinde durmaz. Allah'ın zikri suizanın içerisinde barınmaz. Zikrullah var ise orada Cenab-ı Hakk'ın nuru hakimdir. Zikrullah pılısını pırtısını topladı mı oraya şeytan yerleşir. Zikrullah var ise
orada Cebrail aleyhisselam vardır. Zikrullah var ise hangi esmayı çekiyorsan onun nuru vardır kalbinde. La ilahe illallah'ın nuru vardır. Allah demenin nuru vardır. Hay demenin nuru vardır. Hak demenin nuru vardır. Her esmanın kalpte tecelli eden bir nuru vardır. Her esmanın. Hangi esmayı çekiyorsan onun nuru vardır. İhlas-ı Şerif'in nuru vardır. Salavat-ı Şerife'nin nuru vardır. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külü şeyin kadir demenin nuru vardır. Subhanallahi ve bihamdihi demenin nuru vardır. Ve bihamdihi estağfurullah lazim demenin nuru vardır. Her zikrullahın her harfinde bir nur vardır. Ve her harfi o nur olarak o kimsenin kalbinde tecelli eder. Otur içine bak. Otur zikrullahına bak. Otur zikrullahını dosdoğru yap. Zikrullahını yalım yapşak yapma. Zikrullahını geçici yapma. Nasıl namaz seni kötülüklerden alıkor deyip ayeti kerime senin başında duruyorsa balyoz gibi ve başın senin elinden, dilinden, gözünden, kulağından kötülük çıkıyorsa, o namaz sende tecelli etmemiş ise, zikrullah sende tecelli etmezse aynı şey sende tecelli eder. Haramlardan uzak, haramlarla iştigal edersin. Unutursun. Unutursun, her şeyi unutursun. Unutur çeker gidersin. Unutur döner gidersin. Unutur sırtını döner çeker gidersin. Unutursun. Ve kim Allah'ı unutursa, kim Allah'ı unutursa, Allah ona rahmet kapılarını kapatır. Kim Allah'ı unutursa, Cenab-ı Hak onun lütfi ilahiyesinden tart eder. Kim Allah'ı unutursa Cenab-ı Hak onu huzurullahına almaz. Kim Allah'ı unutursa o şeytanla dost olur. O şeytanla arkadaş olur. O şeytanın askeri olur. O şeytanın taraftarı olur. O şeytanla kol kola gezer. O şeytanın peşinde gidiyordur. O şeytanın kendi üzerinde tamamiyetle tecelli etmesine çanak açar. Kim unutursa, kim zikrullahı terk eder, bırakırsa Allah onu apaçık meydanda bırakıverir. Cenab-ı Hak onun üzerinden korumasını alıverir. Cenab-ı Hak onu orta yerde silkeleyiverir. Çünkü o zikir gibi bir nimeti terk etmiştir. O zikir gibi bir lütfu ikramı terk etmiştir. Allah da tabiri caizse onu terk eder. Hani bir hadisi kutsi var. Kim Allah'a vuslat olmayı, Allah'a ulaşmayı, ona kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler. Kim Allah'a kavuşmayı dilemezse Allah da ona kavuşmayı dilemez. Sizin Allah'ın sizi ne kadar sevdiğinizi öğrenmek istiyorsanız sizin Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. O zaman senin Allah'ı ne kadar sevdiğin, senin zikrinden, senin tesbihatından, senin davranışlarından. Allah bizi affetsin. Amin. O zaman Cenab-ı Hak bu noktada unuttuğunda Rabbini zikret. Unuttuğunda Rabbini hatırla. Hangi noktada unuttuysan, hangi dairede unuttuysan, hangi minval üzerinde unuttuysan hemen Allah'ı zikret. Hemen Cenab-ı Hakk'ın zikrine dön. Hemen geri dön. Hemen keskin bir dönüşle Allah'ın zikrine tekrar geri dön. Keskin bir viraj al. Keskin bir U dönüş yap. Allah'ın zikrine geri dön. Cenab-ı Hak kendisini zikredenleri affeder.
kendisini zikredenleri zikreder. Cenab-ı Hak bir sürü ayet-i kerimede dedi ki Rabbini gece gündüz zikret. Hemen geri dön. Cenab-ı Hakk'ı gece gündüz zikredenlerden ol. Sakın gaflete düşüp, hevaya düşüp, şeytana uyup Allah'ı unutanlardan olma. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak seni Allah unutmaz ama seni unuttuğun yerde bırakıverir. Seni unuttuğun yerde bırakır. Sen nerede unuttuysan seni orada bırakıverir. Hiçbir kardeşin üzerinde böyle bir şeyin tecelli etmesini istemeyiz. O yüzden kıymetli dostlar, Rabbim bizi bu noktada muhafaza eylesin. Bu noktada bizleri korusun inşallah. Allah'ım cümle ümmeti Muhammed'i unutanlardan eylemesin. Allah katında kıyamet gününde kulların hangisinin derecesi daha faziletlidir diye soruldu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Dedi ki Allah'ı çok zikredenlerin buyurdu. Hadis-i şerif devam ediyor. Ya Resulallah, Allah yolunda cihad eden gazininkini dedi. Allah yolunda cihad etti. Dedi ki kafirler ve müşrikler içerisinde kılıcı ile kırılıncaya ve kana bulanıncaya kadar savaşsa da şüphesiz ki Allah'ı çok zikredenlerin derecesi ondan daha faziletli olur buyurdu. Demek ki can alacak, can verecek, Allah yolunda kılıç sallayacak, yine zikrullah eden, Allah'ı zikredenler ondan daha faziletli iş yapacak. Sakın şunu düşünmeyin. Bir kısım ehli sufiye laf atacak, ehli sufiye eleştirecek, ehli sufi zem edecek olan kimseler, işte sizler düşman gelse kapıya dayansa siz oturur Allah'ı zikredersiniz diye alay ederler. Aslında alay ettikleri şey hadis-i şeriftir. Bu şu manada değil. Siz hangi faziletli ibadeti yerine getirirseniz getirin, bilin ki onun üstünde Allah'ı zikretmek daha faziletlidir. Bu demek değildir ki Müslümanlar cihad etmeyecek. Cihad etmek farz-ı ayındır. Eğer düşman var ise senin karşında, senin dinine, namusuna, toprağına, memleketine savaş açtıysa ve geliyorsa, sen onlarla savaşmakla mükellefsin. Ama savaşırken dahi bil ki Allah'ı zikretmek senin savaşmandan daha faziletli. Bu savaşmama anlamına alınmasın. Sizden kim gece ibadet etmekten aciz, malını infak etmekte cimri ve düşmanla cihad etmekten korkan ise Allah'ı çok zikretsin buyurdu. Gece ibadet etmekte tembel. İşte gece namazına kalkamıyor. Gece bu noktada ibadetle saatlerce namaz kılamıyor. Hepimizde var bu. Bu noktada diyor ki malını infak etmekte de cimri. Biz kendi kendimize diyor zekat bizden ne kadar sorumlu? İşte 1/40. Ne kadar var bizim? 40 milyarımız var. Ne yapacağız? Bunun 1 milyarını infak ettik mi? Tamam. Bizim vazifemiz bitti. Hak mı? Hak. Sakın ha bu sonradan türeyenler var. İşte ihtiyaçtan fazlasını, ihtiyacının üstünü infak edeceksin. Biz onlardan değiliz. Bizim yolumuz Kur'an, sünnet ve imamların iştahı. 1/40 bir kimse verirsem ondan başka zekat aranmaz. Ama infak etmek zekatın haricinde bir şeydir. Sadaka hükmündedir. Bir kardeşinin ihtiyacı var. İhtiyacını görmek için infak etmek. Sıkıntısı var. Kömür alamamış. Doğalgazını ödeyememiş. Dilenciler hariç. Yetiştiremiyor. Çalışıyor. Girmiş bir fabrikaya. Çalışıyor.
1 lira maaş alıyor. Kendince yetiştirmeye çalışıyor. 2 tane 3 tane çocuk var. Başına bir hastalık geldi, bir sıkıntı geldi. Bütçe çıkar. İnfak bunlara verilir. Tüccar gitti bir yere bodozlamasına mal verdi, battı orada. Buna infak edebilir. Al 10 lira, 20 lira. Sen işini kur. İnfak. O çünkü işini kurarsa etrafına bakar gene. Bakın, dikkat edin. Evi barkı yok, dilencilik böyle, kimisi de dilenciliği böyle şey etmiş, ne o? Meslek haline getirmiş. Bakma ona. Öyle bir atış yap ki merminin yerine ulaşsın. Öyle atış yap ki merminin yerine ulaşsın. Bizde öyle değildir. Biz böyle gösterişi severiz. Eline bir tane poşet alıp bir yere götüreceğiz. Hani al bunu ye işte lan. Veyahut da işte bir gösteriş. Başka bir şey değil. Birini gizliden cebine 5 milyar koyuverelim. Yapmayız biz bunu. Yapsak da bunu dillendiririz. Birisinin işi bozulmuş, adam düzgün çalışıyordu. İşte başına bir sıkıntı geldi. Ona al kardeş, elin bollandığında ver, kenarda duruyor. 20 milyar, 30 milyar, 10 milyar, önemli değil. Ben bir iş yapmıyorum, dursun senden. Sen iş yap, öde bana. Demeyiz biz. İnfak bunlar. Bunlar infak. Birisi gelir işte, ekmeğim kalmadı der, biz ona 1 lira vermeyi infak olarak görürüz. Var ya ortalıkta şimdi gençler bile, koca koca delikanlılar bile buna alışmış. Hacı abi bir dakika bakacağım mı? Bakmayacağım diyorum ben. Abi bir dakika bak, bakmayacağım abicim, bakmak zorunda mıyım diyorum. Yürüyorum ben. Gencecik adam. Git bir yerde hamballık yapsan 20 lira para verirler sana. İşim yok diyeni Cevdet'e gönderiyorum. Sonradan sormuyorum bile artık Cevdet'e ben, geldi mi gelmedi mi diye. Gitmiyor kimse. Birkaç sefer sordum. Cevdet gelen oldu mu bugün, gönderdim, kimse gelmedi. Tarif ediyorum ben. Git filanca yere benim selamımı söyle. Hemen işe başla işin yoksa. Kaç para verecek? 1000 lira verecek sana diyor. Sana 1000 lira para verecek, git. Gitmiyor. Birisi mi ne bir şey vermedi. Bir gün mü çalıştı Cevdet o? Bir gün mü çalıştı? Bir tane geldi mi bugüne? Tabi benim de kurtuluş yolu. İşim yok. Git Cevdet'e. Gitmiyor kimse. Giden bir gün duruyor. Git çalış. Kafası çalışmıyor. Meslek öğrenecek. Meslek öğrenecek. Meslek. Kaç tane kalfa dükkan açtı senin yanında? 4 tane kalfası dükkan açtı. Cömert. Hadis-i Şerif öyle diyor. Dükkan açacak hale getirmiş adam. Sanatı öğretmiş ona. O şimdi 4 tane kalfa evine ekmek su götürüyor ya o meslekten. Hepsinden de Cevdet'e sevap geliyor. O 4 kalfa şimdi hepsi de birer kalfa yetiştirse, 4 tonlar yetiştirseler, bak birer tane yetiştirseler, etti 8 kalfa. 8'i de her evine o meslekten bir tane şeker kırıntısı götürse, Cevdet'e sadaka sevabı geliyor. Bunu katla, Cevdet'e kim öğrettiyse şimdi, bu işler böyle. Sadakayı cariye dedikleri bu. Cevdet seni kim öğretti? Abin. Sevsen de sevmesen de gidiyor ona boyuna. Tabi. Bak sev sevme gidiyor. Bu sufilik de öyledir. Sufilik de öyle. Mustafa Özbağ atsan o, gülüyorum ben.
Bana atsan olacak, sevsen olacak, sövsen olacak. Adam her Allah deyişini geliyor bana. Ben ona kızar mıyım hiç? Bana diyorlar ya sana onca laf söylüyorlar, kızmıyorsun, gülüyorum ben. Bana çalışıyor diyorum ben. Nasıl diyor? Ya nereye giderlerse gitsinler, nereye dönerlerse dönsünler. Hani var ya ne tarafa dönerseniz dönün Allah'ın veçesi o taraftadır. Nereye giderse gitsin Allah'ı zikrettiği müddetçe bu fakirden tanıştıysa, tanıdıysa yazılıyor boynu bana. Kızıyor bana, ben gülüyorum. Selam aleyküm diyorum ha. Aleyküm selam diyor, bir karıştırıyor ben selam verince. Bilmiyor ki her gece geliyor bana. Ben ne kızayım, sen veli nimetimsin benim. Ben saymıyorum bile artık nereden geliyor diye. Nereye giderse gitsin. Ne yaparsa yapsın. Allah'ı zikrettiği müddetçe hangi şeyhe giderse gitsin. Şimdi nereye gidersem gideyim ben. Şeyh Efendi'ye gidiyor. Hepinizden de gidiyor. Hepinizden de gidiyor. Vay Şeyh Efendi onu seviyordu da sevmiyordu da. Sen gel bir gör bakalım, bir gözün açılsın bakalım. Kim kim ayakta karşılıyor. Gözün bir açılsın. Gözün açılsın bir kim kime dua ediyor bir gör. Neden? Sadaka-i cariye. Türkiye'nin değil, dünyanın neresine dönerse dönsün adam. Eğer vesile olan bu fakirse yazılıyor boyuna bana. Yazılıyor. İster sevsin, isterse gülüyorum ben de. Sadaka-i cariye bu. Şimdi de öyle. Siz kime ders veriyorsanız, kime sebep olduysanız ondan size de yazılacak. Bizim dergaha girdiğimizde bunu böyle sadaka-i cariye noktasında bir derviş en az 10 kişiye vesile olacak denerdi. Yoksa adam kendi zikrullahıyla, kendi ibadetiyle, kendi ameliyle halim açılır ya, yol mu gidebilir? Her tarafımız bizim, her tarafımızda sıkıntı var, sakatlık var. Biz her an bataklığın içerisinde dolaşıyoruz. Cahil cesaretli olur. Sıyırttırıyoruz biz. Buradan gireriz diyoruz. Çıkarız. Bir cumburlop dalıyoruz biz. Bir çıkıyoruz böyle kapkara içeride. Akşamına temizleniyor. Millet boyuna ders çekiyor elhamdülillah. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız. Sadaka-i cariye. Şimdi o yüzden bir kimseye bir şey yapacaksanız sadaka-i cariye olacak bakın o. İnfak ederken. Bakın infak ederken mermi hedefe ulaşacak. Sadaka-i cariye olacak. Ulan bu adam işini düzelsin ya. İnfak etmek. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde infak etmek de cimri. Böyle infak edemiyorsun sen. Paranın üstüne oturmuşsun, birine bir şey lazım vermiyorsun. Yardımcı olmuyorsun. Seviyorsun her gün onları. Adam hatun sevmiyor, parayı seviyor. Parayı okşadığı kadar hatun okşamıyor, çocuk okşamıyor. Oturmuş paranın üstüne. Rüya görüyor, açıyor şimdi telefon. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ya bize bana telefonunuzu bir yerden verdiler. Ne zaman tabii telefon açıyor? Görüyor, mal gidiyor rüyada. Can havliyle şey meselesi hani ağanın köpeği demiş ya iti koroza. Demiş ya ne cimri adam. Dost doruşunun kapısında karnımız doymuyor. Koroz demiş ki sabırlı ol. Ne ol demiş. Yarın demiş. O çok sevdiği atı ölecek. Kurt kuş demiş herkes ete doyacak. Ağa bunu duyuyor. Ertesi gün hemen atı satıyor. Köpek diyor ki ey horoz senin sözüne nasıl inanayım diyor. Atı ölecek dedin diyor. Sattı adam atı diyor. Biz gene kaldık diyor kuru ekmeğe.
Sabret diyor, yarın ineği ölecek. Aa, duyuyor bunu hemen. Hemen ineği satıyor. Diyor bak, zavallı fukaraların diyor, birisi at elinde patladı öldü. Öbürkünde diyor inek elinde patladı öldü. Kurnaz bu adam diyor. Biz gene diyor burada kuru ekmeğe talim ediyoruz. Hiç üzme kendine diyor. Ya yarın kendisi ölecek diyor. Ganikirk olacak diyor. Aa neyi satsın? Topluyor bu sefer çoluğunu çocuğunu. Diyor ki ben size hani var ya hadis-i şerifte sen çocuklarına bırakmak istemez misin diye. Çocuklarına ayırdı diyor çocuklarına. Geri kalan da diyor ben infak edeceğim. Sen o zamanı bekleme. Sen o zamanı bekleme. Ya infak etmen gerekirken infak et. Gözünün önünde bir şey var ise bil ki onun sana o iş sana Allah'ın lütfu. Cenab-ı Hak diyor ki sana. Ey kulum sana verdim. Sen de infak et. Benim gönlümü kazan. Ben senden daha zenginim, ganiyim. Sen infak ettikçe ben sana daha fazla vereyim. Neden daha fazla almıyorlar biliyor musunuz? Gösteriş yaptıklarından. Allah 1'e 700 verir. Kime? Gösteriş yapmayana. Adamın başına kakmayana. Etrafa reklam yapmayana. Etrafa reklam yapmayana. Cenab-ı Hak 1'e 700 verir. İnfak edemedin. İbadet etmekten de acizsin. Düşmanla cihad etmekten de korkuyor. Korku dağları sarmış. Bir düdük evdesin. Cihad yok. Bu önceden daha fazlaydı. Bir basılırsa evde otur. Şimdi herkes cihad edince karşıda bir düşman var. Ya karşıdaki düşman vallahi kolay billahi kolay. Cihad etmek öyle. Düşman olsa ne? Diyecekler ki şimdi Yunanistan'a savaş açtı. Önce gider yazılırım ben. Kolay o. Ya içeride cihad zor. Doğruyu söylemek, hakikati söylemek, nefisle mücadele etmek. Polis durur dedi ne yapacaksın? Bunlar önemli. Buna da cesaretin yok. 28 Şubat'ta görüldü bu ya bunlar. Millet evinde oturdu. Derse falan gelmedi. Zikrullah'a gelmedi. Herkesin dükkanı var dedi. Çeki senedi var dediler Şeyh Efendi'ye. Birileri dediler ki efendim biz memuruz. Bizi içeri dürsek Mustafa abim bize bakacak. Öbür günler demişler ki ben Şeyh Efendi bana öyle söyledi. Bizim demişler çeklerimizi o mu ödeyecek? Öbür günler demişler ki bizim kapalı çarşıda dükkanlarımız var. Biz içeri girersek bizim dükkanımızı Mustafa abim açacak. Doğru söylüyorlar dedim ben de Şeyh Efendi'ye. Oğlum ben de onlara gitmeyin o zaman siz dedim dedi. Efendim dedi. Biz kimseyi derse gelmesi için zorlamıyoruz ki zaten dedi. Ben ömrüm boyunca hiçbir şeyi zorlamadım. Ömrüm boyunca hiçbir şeyi zorlamadım ben. Onlar evlerine gittiler. Evde sessiz sessiz zikir yaptılar. Toplandılar. Öyle dediler bana. Biz evde gidiyoruz. Evde sessiz sessiz sohbet ediyoruz. Zikir ediyoruz. Şeyh Efendi bize müsaade etti dediler. Allah yolunuza açık etsin dedi. Beni ilgilendirmez. İşte böyle cihat etmekten de korkarsan o zaman ne yapacaksın? Allah'ı çok zikretsin. Bunların hepsinin karşılığında kefaret neymiş? Allah'ı çok zikretmek. Allah'ı çok zikretmek. Kul Allah-u Teala zikretmekten daha fazla kendisini azaptan kurtarıcı hiçbir amel işleyemez. Allah yolunda cihat da mı değildir denildi. Allah yolunda cihat da değildir ancak kılıcı kırılıncaya kadar dövüşmesi hariç buyurdu. Bir hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki o kimse kılıcını alsa dövüşse bir kılıcı kırılsa ondan sonra ikinci kılıcı eline alsa
Onunla da dövüşse o da kırılsa. Onun eline üçüncü kılıcı alsa. Üçüncü kılıçla da dövüşse o da kırılsa. Ancak diyor zikrullah'a eşit muadil olabilir. Allah bizi affetsin. Amin. Cenab-ı Hak sevdiklerinden eylesin inşallah. Cemaatle namaz kılarken imam tekbirlerde ikinci ve dördüncü rekatları kılarken sanki bizi uyarıyormuş gibi uzatıyor ve de en son selam verirken yine selamı uzatıyor. Bu imamın arkasında namaz kılmalı mıyız? Teşekkür ederim. Uyarın, söyleyin, anlatın, tebliğ edin. Din nasihattir. Kim olursa olsun. Bir arkadaşım yarın önemli bir sınava gireceğinden sizden dua istiyor. Allah muini olsun. Amin. Kekeme olan bir kardeşim var. Daha önce kendini okutmuş, nazar var demişler. Muska yazılmış ve muskayı kaybettikten sonra konuşması aynı kalmış. Yardımcı olursanız teşekkür ederim. Allah muini olsun inşallah. Amin. Şehir dışındaki bir kursta hırsızlık tespit edilirse nasıl davranılmalı, bu kişiyi dergahtan uzaklaştırabilir miyiz? Evet. Bu tip meselede eğer birisinin hırsızlık yaptığı kesinleşirse o kimseyi normalde eğer tedavisi mümkün ise söyleyin. Eğer bunu böyle alışkanlık haline getirdiyse dergaha almayın. İlahicinin edebi duruşu nasıl olmalı? Mutırbanın başında duran abiye, kardeşe nasıl edep edilmeli? İlahi çalışmalarına katılma durumu ve provalardaki edebine nasıl dikkat edecek? Allah razı olsun. Kardeşler, bu noktada bütün hizmet eden kardeşler abi noktasında. O yüzden bir insan abisine dergahın içerisinde kendince kalamaz. Kendince edebine, adabına riayet edecek. O kardeşler de kendilerini şeyh gibi görmesin hiçbir kimse. Kardeşler de ona şeyh gibi de davranmasınlar. Ama bir abi kardeş edebi içerisinde devam edecekler. Ben cemaatle namaz kılarken öndeki safın ya da kendi olduğum safta omuzlar birbirine değmiyorsa aralara giriyorum ve arkadan birini yanıma sıkıştırıyorum, bana kızıyorlar. Hatta salı günü bir amca çok kızdı bana, çıkışta peşinden gittim, özür diledim, helallik istedim. Beni camide herkesin içinde azarladı. Senden mi öğreneceğim ben namazı diye bağırdı, anlatmak istedim. Bir hadis de ama dinlemedi, yanlış mı yapıyorum? Yok. Yanlış yapmıyorsun. Salavat-ı seba nedir? Kaynağı kime dayanır? Çok güzel, harika. Birçok salavat-ı şerife var. Bir bazı salavat-ı şerifeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine muhabbet besleyenler bunları derlemişler. Sahabe zamanında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salat selamı derleyen bir sahabe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tebessüm etmiş. Bu noktada birisi otursa kendince bir salavat-ı şerife derlese kendisi, bu caizdir. İlla ki salavat-ı şerifelerin böyle bir hadisi şerife dayanması söz konusu değil. Salavat-ı şerife, yani onu met etme, onu övme. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini met eden, öven her söz salavat-ı şerife noktasındadır. Salavat-ı seba 6 tane salavatın toplanması demektir. O yüzden öyle bu bizim yolumuzun, dergahımızın salavat-ı şerifesi, bunu derleyenler herhalde silsile olarak ileriye doğru gidiyordur. Tövbe kapısı ne zaman müjdelendi?
Cenab-ı Hak bütün kullarına tövbe kapısını açık bıraktı. Tövbe kapısı varlık alemi yaratıldığından beri, ilk insan yaratıldığından beri müjdelendi. Eşim evde olduğu zamanlarda vaktini bilgisayarın başında benimle ve çocukla ilgilenmeyerekten geçiriyor. Sevgi ve ilgi dilenciliği yapmıyorum. Hep yorgun, hep bir işi var. Sizin bu konudaki görüşlerinizi bilmesine ve dergaha derslere gelmesine rağmen böyle davranıyor. Kocam için ne tavsiye edersiniz? Eşine karşı sen merhametli ol, şefkatli ol, sevgili ol. Eşini bilgisayarın üzerinden alacak hal ve hareketler yap. Bu konuda kadınlığını kullan, bu konuda kendini kullan. Bir şekilde bilgisayardan kendini daha cazip hale getir. Erkekler de eşleri varken bilgisayara bakıyorlarsa, erkekler de eşleri kendilerini isterken, kendilerine karşı bir istek ve arzu duyarken bilgisayarla ilgileniyorlarsa, onlar da erkekliklerine baksınlar. Eğer eşlerine yeterli gelemeyecek noktadaysalar, helallik isteyecekler, diyecekler ki hanım ben sana yeterli gelemiyorum, hakkını helal et, benden boşanabilirsin, ben sana karşı yetersizim diyecek. Bu da caizdir. Adam eğer kendini yetersiz görüyorsa hanımına diyecek, ben yetersizim. Kusura bakma, ben seninle değil bilgisayarla o yüzden ilgileniyorum. Sana karşı yetersizliğim meydana çıkmıyor diye böyle yapıyorum diyecek. Bu da hak. Halifelik nedir? Halifelik makamı tarih içinde sadece siyasal yönden mi etkin olmuştur? Şiilerdeki halifelik ile Sünnilerdeki halifelik niye fark arz eder? Halifelik Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine gelinceye kadar hem siyasiydi hem de aynı zamanda diniydi, öyle söyleyeyim. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri ne zamanki hutbede kendisini siyasi olarak ben Muaviye'ye bağlandım dedikten sonra dini halifeliği devam etti, siyasi halifeliği devam etmedi. Ayrıştı. İlk ayrışma bu. Ve ondan sonra dini ve siyasi halifelik ayrıştı. Ne zamana kadar? Osmanlı'ya kadar. Osmanlı ne zaman Yavuz Sultan Selim Doğu Seferi yapıp İran Seferi'nden sonra aşağıdan Mısır'dan çıktı geldi, halifeliği de aldı. Bu sefer halifeliği alınca dini ve siyasi otorite Osmanlı'da tek merkeze bağlandı yeniden. O zamana kadar ayrışmıştı. Ben bu Sünni taife için söylüyorum. Bu ayrışma son buldu. Ne zamana kadar? Hala da şu anda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine devredildi halifelik. Halife Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine devredilince şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi uhdesine devredilen halifeliği aslında kanun anayasa hükmünde çalıştırmıyor. Aslında birisi kalksa mahkeme açsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dese ki meclis bu vazifesini yerine getirmiyor, haktır. Meclis halifelik görevini yerine getirmesi gerekiyor. Ama normalde tabi bu böyle bilinmiyor. Sünniler de bu noktada, Sünni tarafta halife denilince bizde ilk önce siyasi anlam bizde çağrıştır. Ama şu anda Müslümanların siyasi olarak bir halifesi yok, dini olarak da bir halifesi yok. İkisi de yok. Şeyde de, Şia'da da bu farklıdır. Şia'da da siyasi olarak mesela, onlar tabii siyasi halifeliği de üzerlerinde bulundurur. Mesela Şia'da en son şimdi Ayetullah kim var? Hamenei mi var? Hamenei'nin mesela cumhurbaşkanını feshetmeye hakkı var.
isterse cumhurbaşkanını atar vazifeden, görevine son verir. Dini otorite siyasi otoriteyi de emir altına alır. Şia'da durum bu. Müminlerde, müminlerle alay eden kafirin, müminlerin o kafiri terslemesi, ilgi ve alakasını kesmesi sonucunda kafir hakkını helal etmez ise mahşerde kafirin hakkı mümine sorulur mu? Hayır. Müminlerle alay eden bir kafirin hakkı olmaz müminin üzerinde. Sevenin sevgisine kibirlenme bulaşır mı? O nefis olur. Sevginin hakikatinde kibir yoktur. Seven asla kibirli olamaz. Asla. Sevende kibir var ise bilin ki o nefistir, sevgi değildir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kişi bu kadar seviyorum derse kibirlenmiş olur mu? Sevmediğini gösterir. Seven kimse hep sevgisini eksik görür. Hakkıyla sana kulluk edemedim ya Mahmud diye bir önümüzde peygamber var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rüyada annem ile ilişkiye girdim. Kendinden çok utandım. Görüşünüz nedir? Çok dua etmişsin. Allah duanı kabul etmiş. Jandarma Bursa Uludağ 61 plakalı araç yolu kapatmış. 16 JBU. Burada mı sahibi? Sor. İsraf atıyorsun. Bu harcamanın üstüne kardeşine ihtiyacı olana bir noktada... İsraf boş yere harcanan, gereksiz yere harcanan. Bir insan ihtiyacı olana verir, o israf olmaz. O infak. İnfak. İhtiyacı olanı yedirip içirmesi de infak. Bu kendi ihtiyacından fedakarlık edebilir. Bu hakkı. Çoluğunun çocuğunun ihtiyacından fedakarlık edemez. Mesela Hanefiler hayat standardına önem vermişler. Bir kimse eşinin ve çocuklarının hayat standardını korumakla mükemmel. Eşinin ve çocuklarının hayat standardının haricindekileri infak edebilir. Hani diyor ya, senin arkandan dua edecek, çocuklarına mal bırakmak istemez misin? Bunun gibi. O yüzden o kimse yarın öbürün çocukları isyan etmeyecek. Ne hayat standardı? Orta ölçekte bir hayat. Mümin orta ölçekli bir hayat standardı kurar kendine. Parasının ne kadar olduğu, yani çok yüksek de olsa kendisine orta ölçekli bir hayat standardı kurar. Kendince der ki bugün var, yarın yok olabilir. Bugün var deyip bir de villada yaşarsın, 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyorsun. 5 yıl sonra o villanın masrafını kaldıramayacak, götüremeyecek hale gelebilirsin. Mümin onu düşün. Der ki ben buranın masrafını kaldırabilir miyim 5 yıl sonra? Kaldıramayabiliyorum. Ben orta noktada gideyim. Ne? Benim işte örneğin atıyorum. 2 çocuk var. 2 çocuk bir de ben varım da. Der ki bize 3 oda bir salon yeter. Der ki şu anda 2 oda bir salon bize yeter. Benim ticaret yapan kimselere sermayenizin 1/10'unu arabaya koyabilirsiniz. Araba olarak alabilirsiniz. 1/10. Adamın 100 milyar sermayesi var, 10 milyarlık araba yapacak. İş yapıyor, ticaret yapıyorsa. Adamın 500 milyarlık sermayesi var, 50 milyarlık araba yapacak. Adamın 1 trilyon sermayesi var, 100 milyarlık araba yapacak. Ticaret yapıyor.
O gösterişe gitmeyecek. O ticaret yapıyor. O sermayesini yükseltmeye çalışacak. Malını peşin almaya çalışacak. İmalat yapıyor. Ham maddeyi peşin almaya çalışacak. Ona koşturacak. Araba almaya çalışmayacak. Ev almaya çalışmayacak. Eşya değiştirmeye çalışmayacak. Bu akılsızlık. Bunun gibi. Adam ticaret yapıyor. O ticaret yapan bir kimse sermayesinin onda birini. Kendine keyfine bir araba binecek. 100 milyar sermayesi var. 10 milyardan fazla araba olamazsın. Bitti. Benim kendimce hayat tecrübesi. Ev fazla lükse gitme. Şatafata gitme. Lüks bir eve gidersen, lüks bir mahalleye gidersen oraya yetiştiremezsin. Çocuklarına da yetiştiremezsin. Orada mahalledeki çocuklar marka giyiniyor. Senin çocukların da marka isteyecekler. Mahallede öyle bir apartmana gidersin. Herkesin koltukları böyle eşyaları saray gibidir. Orada sen abes düşersin. Kalırsın orada. Oraya yetişmek zorunda kalırsın. Gitti mi? Ne işin var senin orada? Ben kendi nefsime söylüyorum bunu. Orta ölçekte gidecek. Böyle bir yere gittiğin zaman her şeyini değiştirirsin. Adam sitede kalıyor. Siteden çıkan Mercedes'ten çıkıyor. Bizim arkadaş Şahin'le. Hep utanacak orada. Oğlum ne oturuyorsun orada dedim lan. Ne ama oturuyorsun orada. Çık oradan. Ama hanımı orada oturmak istiyor illa. Hanımının akrabaları, kayınvalide, kayınpeder orada oturmasını istiyor. Ev nerede? İşte X sitede. Ne kadar kirası? 1,5 milyar. Ulan kaç para kazanacak zaten o? 1,5 milyar eve gitti mi kapıcısı, yan yattı, çamura bitti. 1 lira da öyle gidecek elektriği, suyu, doğalgazı, kapıcısı, çevre düzenlemesi. Gitti 2,5 lira. Lan git bir yerde 500 lira, 600 lira bir ev tut. Kalsın. 400-500 lira da onun yakacağı elektriği ıvır zıvır 1 lira. 1,5 lira her ay cebinde kalsın. Orta yolda gidecek. O yüzden onlar israf olmaz. Anlatabildim mi? Birisine bir kimse şunu unutmayacak hiçbir zaman. Eşinin, çocuklarının hayat standardını koruyacak. Bu da sadaka. Bu da tasadduk. Bu da infak. Senin çocuklarına yedirip içirmen de infak. Senin eşine yedirmen de infak. Onun da hayat standardını korumak infak. O zaman kendine bir ölçü tuttur. Kendine bir düzen tuttur. Kendi geleceğine bak. Kendi kazancına bak. Tasarruf et. Ticaret yapıyorsan işini arttırmayı düşün. Adam işini arttıracağım diye uğraşacağına gidiyor bir tane ev alacağım diye uğraşıyor. Ondan sonra evin borcunu ödeyeceğim derken işi gene sekteye vuruyor. Yanlış. Gidiyor araba alıyor. Yanlış. Git 10 liralık bir araba al, 15 liralık bir araba al. Bak işine. Yanlış. Bunları konuşmak istemem ama ben Denizli'ye gidiyordum ben. Bir seferde 300 milyarlık mal alıyordum ben. Benim altımda 10 liralık araba vardı. Adam önce arabaya bakıyordu. İşte ben arabam şeyler ne o? Bende 2-4 bir tane Volkswagen vardı, Transporter. Ben ondan gidiyordum ben. Mal alacağım. Adam önce şey yapıyor. Şurası ne kadar olur diyor ben. O almayacak diye düşünüyor. Aşağıdan söylüyor. Ya Hacı abi hepsini alır mısın? Ya bakarsın alırız ya filan pişmem ben şimdi. İyi hadi hepsi üst üste 3 liradan olsun diyor. İyi aldım diyorum ben. Peşin ama hepsi diyor. Ha tamam peşin zaten diyorum ben. Kalıyor şimdi. Ama şunu ayıracaktım. Diyorum şimdi kıvırcık yapma. Şunu ayıracaktım değil mi? Ben burayı dedim hepsini diyorum ben. Mallar çuvallanıyor, hala da bekliyor. Şimdi geliyor mallar çuvallanırken.
Hacı abi diyor, bir 10 milyar versen veririm diyor ben. Hepsini vereceğim. Mallar çuvallansın hepsi diyorum ben. Sayılsın, bekle sen burada diyorum ben. Ya bir yere ödeyecek mi? Bekledim. Çuvallanıyor mallar, kamyonlar geliyor, parası hesaplanıyor. Ben dükkandan dışarı çıkarıyorum malları. Adamı. Faturasını, irsaliyesini kestirtiyorum. Şimdi gel buraya diyorum ben. Bu geliyor şimdi, çıkarıyorum çantayı ben şimdi. Sor diyorum sen kendine, dolar kaç para? Soruyor şimdi kendisi. Doları kaçtan alıyorsunuz? Atıyor işte şimdi. 2400'ler. Ben çıt 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 hesaplıyorum ben. Benim çantada hesap makinesi de var. Hesaplıyorum şu kadar dolar yaptı. Çıkarıyorum ben çat 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 dolarsa. İşin gücüne nasıl gelsin kardeşim? Paranı aldın, aldın. Yaz şuraya bir imza. Paramı peşin olarak aldım. Yazıyor, atıyor imzasını. Adam para elinde bana bakıyor, mala bakıyor. Bir daha bana bakıyor. Ha nereden geldin sen? Böyle bakıyorum ben ötelerden gelenim diyorum ben. Ben bu alemden değilim diyorum ben. Sen bak işini diyor. Gitti adam malı. Kendi ağzından gitti. Oraya yanaşırsan Mercedes'le kaç para? Bu öyle diyecek. Bunun ne para var? 6 lira. Öyle diyecek. Bir daha hiç uğramıyorum yanına zaten. Bitti. Bitti o. Bir koyundan bir post çıkıyor. Kimisi çıkmaz. Beni gördü mü zaten bakıyor şimdi. Hacı abi yok sana göre mal diyor. Onu tecrübe etmişim. Bir daha gitmiyorum ben. Ticaret. Millet şimdi sermayesi yok. Araba değiştireceğim diyor. Kendince öyle düşünüyor. Ben iyi bir arabayla kapısının önüne gidersem bana mal verir. O kime lazım biliyor musunuz mu? Sermayesi olmayan, gösterişle, görüntüyle aldatacak olana lazım. Öbürkü de görüntüyle aldanacak. Onu yanaşacak adam Mercedes'te, oradan vadeli alacak o. Ne bileyim işte uzun vadeli alacak, çekle alacak, ona gösteriş lazım. Bana lazım değil, ben bir gün vadeli almıyorum nasıl olsa. Hatta bir ara yakın etrafımdakiler işte ya ticaret yapsak filan dedi. Ben yapamam şimdi. Neden dediler? Bana 500 milyar lazım şimdi. Böyle durdular. Ben dedim gidip de bir gün vadeli diyemem ki dedim. Bunun gibi. Bu yüzden insanlar o israf oluyor. Anlaşıldı. Bir başkasına yedirdiğin israf değil. Arkadaşına, kardeşine yedirmişin, içirmişin, onlar israf olmaz. İsraf kendine yaptığın şeyler. Evet, o evde koltuk takımı var. Veya bunun rengi açmadı ya. Gözüme tuhaf geldi bu. Ha oldu. Bunlar israf. Allah muhafaza eylesin. Amin. Tüp bebek hakkındaki görüşünüz nedir? Zoraki çocuk sahibi olmasıyla eşdeğer diyebiliriz. Hayır, ne alakası var? Bir kimsenin çocuğunun olmasını istemesi fıtri. O yüzden çocuğu olması için tedavi görmesi de caiz. Bu noktada eline geçen imkanları değerlendirmesi de helal dairede caiz. O şey yanlış. Bir başka kimin olduğu belli değil veya kimin olduğu sperm de belli değil, yumurta da belli değil. Onları böyle kendi karnında işte çocuk yaptırmak bunlar caiz değil. Sperm belli değil, kimin spermi olduğu bu caiz değil. İşin içerisine çünkü şey de giriyor, miras hukuku da giriyor. Babacığım şey böyle, anne rahmi müsait değil, taşıyıcı annelik var. Sperm ve yumurta anne babadan. Sadece işte başka bir taşıyıcı anne, sadece işte çocuk. Caiz. Onda problem yok. Nesep söz konusu değil orada çünkü. Bu normalde başka bir yerde çocuğun cenin olması gibi bir şey. Karından annenin de tamamen aklından vazgeçmesi gerekmiyor mu? O kimse tabii zaten onu kabul ediyor zaten. Yani nasıl?
E yapıyor işte, ne olacak, yumurta kendisinin değil, sperm kocasının değil. Sıkıntılı mı? Burada nesep yönünden, miras yönünden bir sıkıntı olmaz. Çünkü normalde İslam fıkıhçıları nesep ve miras, nesepten dolayı mirası önemli görmüşler. Yani burada normalde nesebi belli olması, bir kimsenin nesebinin, annesinin, babasının belli olması, bu önemli. E tabi bu da bir, ama ondan vakit alıyor ya, normalde böyle bu süt anne gibi oluyor. Tabi süt anne gibi, yani normalde nasıl süt emziren kimse onun üzerinde annelik iddia edemiyor ve aynı zamanda da nikah düşmüyor ya ona. Bu da onun gibi, süt annelik gibi. Süt annelikten cevaz edilir zaten buna verilirse. Peki bu annenin diğer çocukları yani... Aynı kardeşler olur, aynı karındaşı oluyor çünkü. Yani o normalde bunun çünkü iştahı yok bunun. Bunu ancak kıyas yoluyla süt annelikten kıyas verilir. Başka bir şey değil. Verilirse, verirlerse yani. Biz o kadar iyi fıkıhçı değilim ben. Sadece şey demek yani o. Fikir yürütüyorum. Öyle söyleyeyim. Allah bizi affetsin. O çünkü nesebi belli oluyor ya. Yumurta anne belli, baba belli. Aynı süt anne gibi yani. Süt, çocuğun da annesi babası belli ama oradan süt emiyor. Süt emince süt anne hukuku olmuş oluyor. Süt anne hukuku olunca mirasa girmiyor. Oradan doğacak olan çocuklarla beraber süt kardeş oluyor. Ebediyen de nikahlanamıyor da. Buradan hareket ederekten süt anne hukukunu normalde böyle bir hani ne dedin sen az önce ona? Taşıyıcı anne hukuku geliştirilebilir. Genlerde oluyor. Mesela mavi gözlü geni de var, işte siyah gözlü geni de var. Siyah gözlü gidiyor ama çocuk siyah gözlü oluyor. Şimdiki teknolojide şunu yapıyorlar. Anne baba aynı. Genlerin üzerinde evet, o caiz. Yok. Yok. Yani mesela mavi gözlü olsun istiyor çocuk. Tamam, bunda sıkıntı yok. Yani. Kendini evet, olsun, bunda bir sıkıntı yok. İstediği gibi tasarlayabilir yani. Tasarlayabilir yani. Bunda bir sıkıntı yok. Evet, onda bir sıkıntı yok. Mesela bunu da şuradan hareket ediyoruz. Mesela işte hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki işte böyle bir şey var. Hani erkeğin suyu fazla gelirse hani erkeğin şekli şemali çocukta şey olur. Ne o? Baskın olur diye. Bu manada hadis var. Bunların üzerinde mesela işte Arabi'nin tespitleri var. Bu tip alimlerin tespitleri var. İşte var mesela işte anne hamileyken işte sureten güzel olan şeylere bakmasının çocuğun suretinin güzel olacağına dair. Anne hamileyken işte böyle fizik psikolojik problemler yaşamazsa çocuğun psikolojik problem yaşamayacağı, bu tip sıkıntılar yaşamayacağına dair tespitler var. Bu hadis-i şeriflere dayanan bu tip tespitler var. Buradan hareket ederekten bir kimse mesela işte çocuğunun geleceğini, çocuğunun nasıl olmasını düşünüyorsa mesela, çocuğunun üzerinde bu noktada hani bunlara dikkat ederekten, bunlar mesela işte baba eve geldi, baba evde sinirlilik yapıp bağırıp çağırırsa anne karnındaki çocuk o üzüntüden, hüsrandan, hicrandan, sıkıntıdan anne karnındaki çocuk etkilendiği hadislerle de sabit. Bu hadislerle sabit. Böyle olunca o zaman demek ki bir kimse çocuğunun üzerinde bu tip etkilerin azalmasını istiyorsa kendince ahlaki noktada kendisini de belli bir noktaya koyacak anne baba. E böyle olunca mesela çocuğun üzerinde nasıl bunlar etkileniyorsa ve bu etkilenmeye açıksa o zaman genlerin üzerinde de etkilenmeye açık olur. Bunda bir sıkıntı olmaz. Hatta ileriye yönelik mesela bu tıp daha da ilerlerse genlerde rahatsızlık varsa onlar tedavi de edilebilir. Bunda bir sıkıntı olmaz. Hatta genlerin üzerinde normalde ne kadar olumsuzluk varsa hepsinin de tedavi edilmesi mümkün olabilir. Hatta
devlet bununla alakalı hüküm dahi çıkarabilir. Devlet çünkü hani tebaasından sorumlu ya, tebaasından sorumlu olunca devlet gelecek tebaasını sağlıklı, ondan sonra kötülüklerden uzak, bak sağlıklı, kötülüklerden uzak bir teba haline getirmekle mükellef zaten. Bak bununla mükellef devlet. Devlet benden doğacak olan çocukların sağlıklı ve iyi olmasından mükellef. İslami bir devlet. Ona şimdi sosyal devlet diyorlar ya mesela. Bundan mükellef devlet. Devlet bütün tebaasının dini eğitiminden, bütün tebaasının okur yazarlığından ve eğitiminden, bütün tebaasının sağlığından, bütün tebaasının akıl sağlığından, aklından, bütün tebaasının namusundan, namus emniyetinden, can emniyetinden, mal emniyetinden sorumlu. Hocam, dediğinize göre şu an mesela hastalık saptanan, yani hasta olacak kesin genetik şeyi, onun aldırılmasında şimdi... Devlet buna hükmedebilir. Şu anda mesela kendi anne gidip onu aldırabilir mi? Evet. Caiz. Caiz. Down sendromu falan şu an tespit edilebiliyor mesela. Caiz. Hatta devlet bunu yasa haline getirebilir. Çünkü bir Down sendromlu bir çocuğun bir ömür boyu yaşayacak, yaşayıp ne kadar maliyeti çok fazla. Devlet şunu diyebilir. Ben senin çocuğunun sağlık, sen bu çocuğu istemek senin hakkın. Ben bunu sağlık olarak, bunun sağlık harcamalarını karşılamak zorunda değilim. Karşılamam diyebilir. Demeli de aslında. Veya fark alma. Anlatabildim mi? Nasıl? Sen şimdi doktorsun. Sigara içen bir kimsenin grip masrafı ile sigara içmeyen bir kimsenin grip masrafı aynı mı? Değil. Sigara içen bir kimsenin grip masrafı benden fazla mı? Fazla. Ben devlete diyebilirim. Kardeşim ben sigara kullanmıyorum. Zararlı bir şey. Onun sağlık harcaması fazla. Sen onun sağlık harcaması fazla olduğu için sigara içenlerden %20 sen benden fazla ücret alacaksın veya hatta %20 ondan kesinti yapacaksın diyebilirim. Demeliyim yani. Veya bir kimse uyuşturucu kullanıyor. Onun sağlık harcamaları daha fazla. Hepsinden fazla. Neden benden gitsin? Haksızlık yapılıyor. Bunun gibi. Mesela böyle bir Down sendromu bir çocuk var mesela. Ebeveyni anne babaya devlet şunu diyebilir. Ben bu çocuğun sağlık ve gider masraflarının %70'ini sizden karşılarım. Bunu bile bile imza atın istiyorsanız bu çocuğu, evet bu çocuk sizin doğurmak hakkınız. Anne babanın hakkı. Anne babanın bu hakkını devlet elinden alamaz. Ama devlet şunu diyebilir. Sağlık harcamalarının %70'ini sizden tahsil eder. Anne baba düşünüyorsa yine onun hakkı. Onun veya bir çocuk örneğin işte rahatsız doğacak kesin. Anne babanın hakkı. Devlet o hakkı oradan alamaz. Anne baba diyebilir. İkisini de demesi lazım. Anne baba diyebilir. Yani biz öyle de olsa çocuğumuzu dünyaya getirmek istiyoruz. O zaman devlet şunu diyebilir. Sağlık harcamalarını şu kadarını siz ödeyeceksiniz. Bunun belli bir süresi var mı hocam? Mesela 4 ay kadar. Yok yok. Bir ömür boyu. Yok hani şimdi çocuğu aldırmayla. Ha o normalde şeyde ya el ihtiyarda olacak ya İbn Abidin'de olacak. Bunun süresi yok. Yok rahatsızlık söz konusu olursa süresi olmaz. O farklı bir şey. O mesela sağlıkla alakalı değil. O mesela bir kimsenin darülharpte hani o kimse çocuğunu yetiştiremeyecek noktadaysa Hanefiler ona demişler ki İslam'a göre yetiştiremezseniz onun normalde gebeliği sonlandırma hakkı verilmiş. Bu da 4 aya kadar. Darülharpte, darülharp hukukudur bu. Darülharp fıkhını bilmez bizim Türkiye'de hiç kimse. Darülharp fıkhında bir kimse darülharpte çocuğunu doğuracaksa orada İslami eğitim ve öğretim veremeyeceğine inanıyorsa gebeliğini sonlandırabilir 4 aya kadar.
çok fakr-ı zaruret içerisindeyse, bakamayacak noktadaysa, o çocuğunu köle veyahut da bir yere evlatlık veyahut da bunun gibi şeyler söz konusu olacaksa, gebeliğini sonlandırabilir diye Hanefilerde fetva var. O ayrı. Bir de bu mesela şimdi bir kadının belli bir 2 seneden daha az aralıklarla doğum yapması çok sağlıklı bir şey değil. O yüzden bunu da... Onda da sonlandırabilir. Korunmada serbest olur. Eğer annenin gebeliğinde annenin sağlığı sıkıntılı olursa o da olabilir. O meseleye baktım, sana arayacaktım, arayamadım. Oradan hallettiler sözde. Ben dün baktım, gelmemiş. Öyle mi? O zaman yarın bir daha söyle. Ben yarın bakarım. Tamam. Normalde bu noktada o... Nerede kaldı? Korunmayla alakalı. Normalde o Darül Harp'le alakalı mesela, o kimse bakamayacaksa asla veyahut da anne sağlığı söz konusuysa, yani bir mesela bu sadece fiziki sağlık değil. Şimdi bir de meseleyi sadece sağlık deyince fiziki sağlık olarak görüyorlar. O iştihatların yenilenmesi lazım. Fiziki sağlık yeterli değil. Bugünün kadınlarında psikolojik sendromlar var. Yani kadın ikinci bir çocuğu idare edemeyecek evde. Mümkün değil. Yani bugünün kadınlarında en büyük sendrom yardımsız olması. Genelde insanlar şimdi dışarı hayat yaşıyor. Dışarı hayat yaşamasa dahi kendince bireysel bir hayat yaşıyor. Var mı evde yardım edecek? Yok. Bitti. Yakın örnek elimizde. Bende de yoktu mesela. Yani o normal değil şimdi. İyidir de var. Senin kayınvalide oradan aynı yerden miydi? Aynı. Onun gibi. Yakın. Veya bir bahçenin içerisinde yaşıyor herkes. Veya bir apartmanda yaşıyor. Sıkıntı yok. Kayınpederleri önceden 5 kardeş bir apartmandalar. Öyle değil miydi? O Yıldırım'daki yer öyleydi. Değil mi? Beş oğlan bunlar. 5 oğlanlar hepsi de bir apartmanda değil mi? Hepsi bir apartmanda. Adamlar da birbirine bağlı oldu mu, kadınlar da böyle arkasından takip ederler. Arnavutlarda sıkıdır bu iş zaten. Hiç kimsenin öyle cık cık yapması mümkün değil zaten. Problem değil orada. Ama Hacı Erkan'da şimdi yok ki. Hani gene hanımının tanıyorum sülaleyi komple. Alo demesine gerek yok. Hepsi de toplanırlar, üşüşürler, birbirlerine destek olurlar. Ama aynı apartmanda olmadığı müddetçe yine problem. Bu sefer o kadının psikolojik sağlığı da öyle. İkinciyi, üçüncüyü götürüp taşıyıp taşıyamayacağı. Bu da önemli. Kim var destek? Yok. Bir tane var diyelim ki evde 3 yaşında, 4 yaşında çocuk ateşlendi. Ondan uğraşıyor. Ardından bir tane daha geldi. 2 yaşında bir çocuk var. Ardından bir tane daha geldi. İkisinin de ateşlendiğini düşünüyor musun? Düşünebilir misin? Şimdi küçük çocuk yetiştirmeyen bilmez mi? O kadın sabaha kadar duracak. Adam bir yere kadar. Ay ne oldu ne gitti? Git gidecek adam. Ve adam kendince diyor. Yarın işim var ben. O kadının düşünebiliyor musun? Sen sabaha kadar onun habire ateşini ölç. Yüksek soy yıka. Ateş düşürücü ver. Bak hadi yarım saatte bir, 45 dakikada bir ateşini ölç. 2 tane olduğunu düşün. Gitti. Ertesi gün kadın sabahleyin bir de adam diyecek. Kahvaltım hazır değil mi? Oh. Hoş geldin 23 Nisan. Ama alt katta kayınvalide var veyahut da bir akraba var, eş var, dost var, birisi var. Eyvallah. Destek var. Desteklerse.
Oh, yukarıda bir tıkırtı tıkırtı devam ediyor. İşte bir şey var. Alt kata işte anne, ne bileyim işte kaynana, ne kimin annesiyse önemli değil. Telefonu açtı. Bir şey mi oldu? Sıkıntım var. Ha anne ya, çocuk ateşlendi de. Ha getir yavrum. Aa getirdik. Ne anneanne, babaanne, hangisi olursa olsun. Piş piş dedi, başladı. Ne olacak ki? Ertesi gün zaten evde o. Hadi kızım sen git evde, kocanın yanında yat, ben onu beklerim sabaha kadar. Hele torun düşkünüyse o ne? Tamam bitti. O gider ondan sonra sirkeyi ne o? Aspirinle karıştırır. Onu orasını burasını sürer. Sarımsak yapar, bilmem ne yapar. Bir şekilde onun ateşini düşürtür. Fazlalaşıyorsa, sıkıntı varsa gelir kaldırır, sıkıntı var bunu doktora götürün der. Bitti. Destek var. Psikolojik olarak kafası rahatladı. Yok. Şimdi kimde var ki? Hüseyin Aga'da vardı. Vardı. Şimdi yok hiçbir yerde. E şimdi de millet, şimdi anne babalar bu taraftan da kendilerince aslında çocuklarını özgür bırakmayaraktan, çocuklarına destek olmayaraktan çocuklarını da aslında zulmettiler. Aynı zamanda da kendilerine zulmettiler. Ha, torunu koklayamadıktan sonra ne işin var ya? Oğlu var, oğlunun çocuğunu koklayamıyor. Nerede? Hadi kızı verdin, gelin gitti gitti. Söyleyecek, yapacak bir şey yok. E oğlum var. E normalde iki katlı, üç katlı evim var. Ya otursun, orada otursun diye bütün hayatı ona kolaylaştır. Karışma hiç hayatlarına. Ama öyle de yapan yok. Öyle de yapan yok. Ya ayrıştırıyor gelinleri, oğlanları filan, pişman, cahil, işten başı bir şey değil. O yüzden normalde şu anda kadınların bu noktada psikolojik sağlıkları da önemli. Sadece fiziki değil, kadının psikolojik sağlığı bozulmuş gitmiş çocukla uğraşmaktan, ona ikinci çocuk zulüm. Bir tanesini toparlayamıyor. Bakıyorsun, ben mesela dervişlerden de görüyorum, etraftan da görüyorum, bakıyor. Ya bir tane çocuğu toparlayamıyor da. Normal. Önceden bizim çocukluğumuzda, böyle gençliğimizde çocuk yetiştirirlerdi. Çocuğun üzerine bir kıyafet olurdu, üç günde, dört günde bir değiştirirlerdi. Eskiler öyle değil mi? Eskiler öyle değil mi? Kaç doğumlusun? İşte on değil, arkandakını diyorum. 65. 65. Benden bak, gene küçük bu. Ben onu benden yaşlı zannettim ama. Öyle değil miydi? Nerelisin Aslı? Seçköy. Köyde öyle değil miydi? Yani ben Bursa'da doğdum. Öyle mi? Ama gene öyleydi. Yani yine öyle. Biz kardeşim, anne, herkes bir yerde mi oturuyor? Herkes birbirine destek oluyor şimdi. Yani, şimdi öyle mesela, şimdi diyoruz ki ayrılmayın. Bir yerde oturmaya gayret edin. İşte birbirinize destek olun. Yani o yalnızlığın acısını çeken kimse biliyor. Mesela ben bazen diyorum mesela, oğlum otur annenin altında, babanın altında. Yani bir yerde durun mümkün olduğunca. Ulan ver torunu onların eline, sen al karını gezmeye git. Onlar baksınlar orada evde. Onlar zaten bakacağız diye uğraşıyor. Şikayet ediyor anne baba, yani büyükler. İşte torunu gelinden için gelinden şikayetçiler. Torunu bize bırakmıyor da, bize baktırmıyor da. Allah, ben gelinle çocuğa dedim, oğlum nasıl kalan, hiç kafanız çalışmıyor sizin dedim. Böyle baktı bunlar. Geline dedim, senin gene hiç çalışmıyormuş dedim. Sen nasıl sohbetler dinliyorsun? Böyle durdu. Diyeceksin ki dedim ben, ah anneciğim, senin gibi bakan yok. Vereceksin dedim, alacaksın kocanı, gideceksin gezmeye dedim. Ben böyle hiç düşünmedim dedi. Kıskançsın dedim, o yüzden fesatsın. Düğüne gideceğiniz gidemiyorsunuz siz şimdi dedim. Bir arkadaşınıza gideceğiniz gidemiyorsunuz. Bir yere gideceğiniz gidemiyorsunuz. Öyle. Lan bırak işte. Baba ne hazır. Dede de hazır. Ne yapacak? Baksınlar evde. Sen de git gece saat 12'de gel. Aa anne uyudu mu uyudu, hadi sabaha kadar sizde kalsın. Bak keyfine. Bak keyfine, yok.
hasetlik yapacaklar. Bir yerde durmak kadar tatlı bir şey var mı? Ama anne babalar da onlara karışmıyor. O zaman hala. Allah iyi etsin. Fatiha'ma salavatın.